ediyoruz. Şimdi ikinci festivalden söz edeceğiz. Bu festival çocuklar için, yaratıcı çocuklar için Derya Topçu ile birlikteyiz. Ee, fikir annesi Evet. Derya Topçu. Ee, Derya Topçu'yu asıl sosyal medyadan hadi anne e, ismiyle e, biliyorsunuzdur e, diyorum e, diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi bu e, yaratıcı çocuk festivali ikincisi yapılıyor. Geçen sene takip ettik. Ee, nasıl bir duygu şimdi on birincisini yapmak başka biraz önce <laughs> e, evet, evet, Nermin'in dediği etsin. gibi ama şimdi ikinci festival başka bir şey şimdi birincisinde bir suya atlayıp insan herhalde bir e, felaketti e, <laughs> yüzüyor <gülüyor> evet. yüzmeyi öğreniyor ikincisi nasıl geçecek bakalım. Ya bu doğum yapmak gibi galiba hani ilk çocuk derler ya ilk çocukta çok zorlandım o ikincisi çok kolay oluyormuş falan hakikaten. ...nasıl ilk hamillik, son aylara girince ağırlaşıyorsun... ...daha da daha da daha da daha da birikiyor... ...ve sonra patlıyorsun ve çocuğu doğuruyorsun ya... ...geçen yıl tam onu yaşadım. Ee, bu yılda e, şimdi sizinle yan yana gelince o coşkuyu hissettim. Geçen yıl da başka bir kanalda sizin konuğunuz olmuştum. O gün sanki bugünden olmayacak gibiydi. Fakat şimdi ikincisini yapıyoruz, büyüterek yapıyoruz. Ee, çok daha rahatlamış durumdayım. Çünkü kendimi hem... Ee, insanlara, e, sizlere, katılımcılara, bizi destek veren büyük kurumlara daha rahat anlatabiliyorum artık. Çünkü e, bir şey çıkarttık ortaya evet. ve müthiş bir teveccüh oldu. Yani a, a, acayip yoğun bir ilgi oldu. Ben bilmiyordum o zaman <laughs> aman Allah'ım burada ne kadar çok insan Alamayız. var. Alamayız ben. Evet. Eee evet. görmeye. Tabii çocuk çocuklar festivalinde bir nasıl bir şey olduğunu da anlat. Ahmet Güneş'tekinin de program edit evet. E, moderatörüydünüz. Evet. Evet, Onunla güzel bir sohbet yaptık orada. Neyse oradan e, şey yaklaşıyorum seni gördüm uzaktan. Almayın, alamıyoruz, yer kalmadı, yer kalmadı şaşkınlık içinde, yer <laughs> evet, kalmadı evet. diye şeyim. Ya o bize müthiş bir deneyim oldu. Ben tabii her şeyi o kadar çok önden düşünmeye çalıştım ki ben ve ekibim. Ama tabii ilkin günah olmazmış. Bu bu ülkede bütün kurumlara, insanlara böyle bir şeye duyduğumuz açlığı da gösterdi. O gün oranın içindeyken çok büyük şaşkınlık içindeyim ama bugün baktığım yerden. Nasıl bir coşku yaratmışız diyorum. Yani herkes e, geldi. Evet. Bu beni günün sonunda da insanın elinde kalan bu oluyor. E, niyetimiz de temiz olunca şimdi büyüterek ikincisini küçük çiftlik parkta hayata geçireceğiz. Çok güzel. Şimdi bu yaratıcı çocuk festivali nedir? Bir kere onu da anlatalım. Tabii, tabii. canım. paylaştık. Evet evet. Çok güzel bir şey. Evet. Yaratıcı çocuk festivali <laughs> 25-26 Mayıs'ta küçük çiftlik parkta ikincisi gerçekleştirecek bir çocuk kültür sanat festivali içinde hem çocukların çok eğlenecekleri hem de eğlenirken çok klişe bir laf ama hakikaten bir şeyler deneyimlenecek, deneyimleyebilecekleri, öğrenebilecekleri bir festival. Biz bütün etkinliklerimizde çocuğa hebesine bir şey koymayı amaçladık. Neticede bir eğitim kurumu değiliz. İki günlük bir açık hava etkinliği ama bir açık hava etkinliğinde maksimum nasıl çocuğa dokunabilirsek, sarılabilirsek, onu kucaklayabilirsek onun içeriğini festivale doldurduk. Müthiş bir içerikle iki gün sürecek dev bir ne açık hava şimdi? etkinliği oluşturdum. Şimdi festivalde geçen yıl atölyeler yaptık. Fakat bir baktık ki bunları da çok büyütmemiz gerekiyor. Fakat bu atölyeler de o kadar maharet isteyen bir şey ki. Çünkü sonuçta müzelerde birtakım etkinlik mekanlarında bir tane seans yapılıyor. Çocuğun adı alınıyor 30 kişi. Biz bir günde binlerce çocuğu alıyoruz ve Pek çok alanımız var. Bu yıl etkinlik alanlarımızı çok büyüttük. Ya küçük çiftlik parka geçtiyseniz evet, demek evet. ki orası çok kısıtlı bir yer. Evet, bir evet burası daha büyük bir yer. <laughs> etkinlik alanlarımızı büyüttük ve onların içinde çok büyük kurum ve kuruluşlar benim de yaratıcı direktörlüğünü yaptığım bir içerikle onların marka kimliklerinin de zaten yaptığı bilinçle birleşerek çok büyük atölyeler oluşturduk. Yani neler ee, var mesela marka söyleyebilir miyim? Marka söylemeden hani atölye mesela ee, bilim atölyeleri var çok Hı. büyük markaların yaptığı müzelerde icra ettiği bir tanesinde e, ana sponsorumun da baş başı çektiği çok önemli yaratıcılık atölyeleri var. Sonra tasarım atölyeleri var. E, Başka. Ne yapıyor çocuklar mesela geçen sene de vardı evet, değil mi? Evet. Teması neydi geçen sene? Geçen kahraman, sene süper, süper kahraman. Evet, süper ka Evet. Ülkesini ve dünyayı etkilemiş süper kahramanlardı. Yani Galile, Osman evet. Hamdi Bey. E, görüntüler vermiştim. Görüntüler e, aslında dönse dönersin. E, döner. döner, şimdi. döner. <laughs> e, pardon. Dönüyor. Dönüyor. Ben... Orada orayı da bakayım diye, oradan yürüyeyim diye. Şimdi e, geçen yıl e, süper güçlerle değil ülkesini ve dünyayı işte bilimle, sanatla, edebiyatla, tasarımla etkilemiş süper kahramanları çocuklara öğrettik. Bu yıl ise benimle oyun oyna diyoruz. Ee, yani aslında kime diyorsunuz? Çocuklara, yani. ebeveynlere, Hı. herkese. Oyun oynasın. Çünkü aslında ilk doğduğunuz andan itibaren o kadar evrensel bir şey ki, lisan gibi bir şey, gülmek gibi bir şey, oyun. Yani hiçbirimiz birbirimizin e, uyruğunu şeyini bilmesek Burada oyun oynayabiliriz 3 yaşındayken, 7 yaşındayken, 12 yaşındayken. Festivalle de bunu amaçladım. Bütün o atölyelerime oyunu giydirdim. Söyleşiler var işte Sunay Akın, e, müzisyen Nilkar İbrahimgil, çocuk edebiyatları yazarı Şermin Yaşar, Doktor Özgür Bolat, Profesör Doktor Belma Turul. Böyle çok kıymetli insanlar da benimle oyun oyna diyecek. Yani söyleşiler yoluyla da oyunun önemini anlatacağız. Tabii Atölyeler o da yoluyla da. De katılıyor. Onlar için de çok güzel evet, evet. bir fırsat. Evet Değil evet. Mi? Bir taraftan ee, mesela bu konuşmalara veya işte e, sohbetlere ee, sadece çocuklar da katılmıyor. Büyükler de katılıyor. Tabii aynen. Büyükler Niye de hep böyle... sadece evet. böyle çocuk için olsun evet. ki? Ben birlikte bir... gidiyor. Evet birlikte. deneyimliyor. Evet. Orada bazen işte ebeveyn beklemek istemiyor bir AVM etkinliği gibi çocuğu verip çıkmak istiyor. Yani bu çok gerçekten bizim ruhumuz bu değil biz beraber keşfetmenin beraber derken anne ile çocuğun babayla çocuğun çocuğun yaparken annesine bakıp gülümsediği bir şeyi hayal ediyoruz. Dolayısıyla çocukları hiçbir şekilde hiçbir konuda emanet almıyoruz. Söyleşilerle ebeveynlere, onların heybelerine bir şey koyuyoruz. Bir de bu çok büyük bir gösteri sahnesi yaptık. Jonklörler, pandemimler, Adalar Çocuk Orkestrası, Barış İçin hmm. Müzik Vakfı'nın da e, destekleri. Onlar yarın e, gelecekler Aa, çok bize. Çok güzel, evet, onları çok yarın. seviyoruz. E, sonra e, Ezosunal Sunal, La 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 konseri hmm. yapacak. Böyle durmaksızın da bir gösteri sahnesi yaptık. Devamlı dev bir sahnede de şovlar olacak. Yani sadece onun için bile değer bu festival. Bir de öteki taraftan şey değil mi ki atölyeler ve Tabii. söyleşiler var. Tabii e o çok güzel. Peki geçen sene en çok neler şey yaptı? Dikkat çekti, çocukların ilgisini çekti, ilgi ya gördü. Bir kere şunu herkes gördü. Bizim festivalimiz hakikaten gurur duyuyorum. Çünkü ben de tek yani... Biz ekip olarak çok tek başımıza savaştık ve var ettik bu işi. Artık Yaratıcı Çocuk Festivali bir referans oluştu Türkiye'de. Herkes çocuğa bir şey sunarken anlamlı bir şey sunması gerektiğini düşünüyor. Yani AVM'ler devamlı bunları yapıyor, daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu çok iyi bir şey. Ondan sonra markalar daha fazla bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü çocukların ve ebeveynlerin ne kadar buna ...iyi gösterdiğini gördüler çocuklar ya o kadar güzeller ki keşke sadece çocukları içeri alabilsem. <laughs> Sen de bir annesin evet. tabii değil mi bir taraftan? <laughs> Peki nereden aklına geldi böyle bir ben e, festival yapmak? Ben tamamen Asya'dan kendi iç görümden çıktı yani neden? Asya ee, kızın evet, ismi. Evet evet Asya kızımın ismi. Hadi anne diye bir hesap kurmuştum. Ee, hep müzeleri anlatıyordum yani benim evet, gibi. Ben zaman zaman bakıyor yani evet. o müze tanıtımları falan çok, çok güzel oluyor. Şimdi evet. pek vaktim yok ama. Yani diyordum ki benim gibi anneler de vardır. Yani her şeyin tüketimden geçmediğini düşünen, doğru düzgün daha rafine bir şeyler çocuğunu arayan. Ben gerçi çok da gezip tozmuyorum ama olan bir şey mi? Seçe, yani tercihimi oradan yana kullanıyordum. Sonra bir baktım ya bir kültür olayı yok. Yani benim Asya'ya götürmek istediğim bir hafıza yaratabilecek, ya ben küçükken bu vardı biz 10 yıl buna gittik diyebilecek bir şey yok. Yoksa benim hani iki günlük bir event yapayım falan hiç öyle bir çıkış noktam bu değil. O hafızayı yaratmak için kendim yola çıktım. Asya da bana e, yol açtı. Yani onu izledikçe neler yapabileceğimi gördüm. Festival çıktı. Çok güzel. <laughs> Peki şimdi e, bu sene tabii daha büyük. E, i̇kinci yılında e, birinci yıla göre neler değişti? Yani bakış açın değişti mi birinci biraz yıldan? Biraz değişti. Ne tür, birinci e... yıl çok daha idealistim hı hı. E, ve aslında e, bazı uygulaması zor şeylere de soyunduğumu fark ettim. E, ama yine e, kendi dünyamdan hiç fedakarlık yapmadan uygulamayı biraz daha rahat kılacak Bileşenler yaptım. Yani bunlarla sizi sıkmak istemiyorum. Mesela gösteri sahnesini çok büyüttüm. Bu çok önemli. Çocukların nasıl hayretler içerisinde şapkadan kuş çıkardığını gördüm yani. o Ben ona çok önem vermemiştim ilk yıl. Hep atölyelere hmm. çalışmıştım. Ee, alan çok büyük. Bütün atölyeleri büyüttüm. Stand faaliyetlerini büyüttüm. Ee, gösteri sahnemi büyüttüm. Söyleşi seansım mesela geçen sene... Ee, 9 taneyken bu yıl 16 tane oldu. Ya tabii Nil'in gelmesi çok can veriyor. Sunay Akın'ın gelmesi, tabii, Özgür Bolat'ın evet. bu insan geçen yıl evet. sevgili dostum Ceyda da gelmişti. Ya biz böyle açık havada iki gün çok gerçekten çok böyle iyi bir etkinlik yarattık ve daha daha büyüğünü kurduk düşün. Yani evet. çok daha büyüğünü kurduk. Evet, çok güzel. Çok tebrikler. Peki. Teşekkürler. E, şimdi e, Nerede dedik? Tarihini 25, hatırlatalım. 25-26 Mayıs'ta hı hı. Küçük Çiftlik Park'ta Aslı Hanım bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Ramazan diyorlar kızıyorlar bize. Biz Ramazan'a denk getirmiyoruz aslında. Ramazan bize denk geliyor. Çünkü okullar kapandığı için okullardan önce yapmamız gerekiyor bunu. Ki o da iki yıldır evet, evet üç yıldır Ramazan dönemi. E biz de sonuçta e, yani alkollü bir etkinlik değil. E, ne olursa olsun değirmen dönmek zorunda, gemiyi hareket ettirmek zorundayız ebeveynler olarak. O yüzden ona geliyor gündüz yani vakti oluyor. Gündüz vakti evet. oluyor. Yani orada bizim bir dahlimiz yoktur. Böyle <laughs> öyle eleştiriler mi geliyor? Evet. Peki, ee, eklemek istediğim bir şey var mı bununla ilgili? Çok güzel. Yo, bu ben çok çok, için çok teşekkür ederim. Ben de Geçen çok... sene de bize e, sahip çıkmıştınız. Çok kıymetli bunlar. E çok güzel. Bu e, bu da yaratıcı bir şey sonuçta. Evet. Olmayan bir şey yaptınız. Ben de e, çok mutluyum yani tekrar bir araya geldiğimiz için evet, ikincisini yaptığımız için inşallah onuncusunda beraber evet, olalım. İnşallah ee, Biraz önce onu düşündüm. Ee, 11 yıldır yapıyorlarmış. Demi bir hayalin peşinde gidince. İnanarak, evet, iyi niyetle, güzellikle, evet, güzellikle devam edince oluyor demek ki. Oluyor oluyor çok, bence çok de. Çok çok tebrikler. Sağ olun. Ee, herkesi bekliyoruz. Tamam. Şimdi biz buradan bir iki yarın biliyorsun 23 Nisan. Dolayısıyla e, e, anneler, babalar çocuklarıyla e, bir şeyler, bir etkinlikler yapmak isterlerse birkaç önerimiz olacak. Ee, sen ayrılmıyorsun buradan ben birkaç öneri de bulacağım. Tamam ben de, de bir iki ekleme yapabilirim. Tabii. Hatta şimdi başla. Ee, bir kere müzelere muhakkak gitsinler. Ha. Hepsinin çocuk programları var. Evet, Yarın bir müze ücretsiz, uzmanı olarak. O, Yarın evet. ücretsiz e, şeyde e, Rambi Koç Müzesi'nde otomobil boyama şenliği var. E, bütün müzelerde var. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde müthiş etkinlikler oluyor. Yarın da var. Ben de çocuğumla orada olacağım. Yani surat müzelerde olursa onlar size şeyi gösterecek. Evet aslında müze gezme alışkanlığımız çok fazla yok. Ee, ama neyse ki hani yavaş yavaş artıyor. Oluşuyor. Müze, oluşuyor. müze sayısı artıyor. Çocuklara Tabii, yönelik program yapan müzelerin sayısı çok fazla artık. Ee, dolayısıyla mutlaka... Ee, şehrin bir noktasında, bir yerinde e, bir müzede çocuklar için yarım bir şeyler olacak evet, sayda ee, bir iki oyun var çocuk oyunu küçük balık ee, küçük sahne yünikte ee, çocuk oyunu saat 15'te ve 16'da ee, yarın küçük prens <laughs> küçük balık ve küçük prens devam ediyorum saat 13'te yarın ee, ve 14'te yine küçük sahnede gene. Ee, Cumartesi pazar da sahnelenecekmiş ayrıca burada notum var. E, Astro aya tırmanıyor. Dastas sahnede saat 13'te e, yarın olacak. Dastas'ta da, da çok güzel e, evet, etkinlikler evet. oluyor, şey oyunlar oluyor. Tatlı rüyalar kukla oyunu yarın saat 13'te. Torium sahnede yine bir çocuk oyunu. Ondan sonracığıma çocuklar, <laughs> çocuklar için çocuklar için. Yarın Şef e, Cemi Can Deli, Deli Orman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 Nisan özel konseri olacak. İki kere olacak yarın. E, bir tanesi 14'te ikincisi de 17'de olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri saat 17'de Mozart House'da e, olacak. Konser evinde olacak. Evet, şimdilik bizim e, önerilerimiz bu kadar. Yarın da belki birkaç öneriyle e, gene karşınızda oluruz. Sevgili seyirciler, biz programımızın sonuna geldik. Derya Topçu'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yaratıcı çocuk festivali e, ne takip edin e, sosyal medyadan. Hadi anne, <gülüyor> hadi <gülüyor> anne sosyal medya şey, sosyal medyası Evet. Var, Evet yarın tekrar birlikte olacağız. Bu programımızın tekrarı bu gece 24'te yarın sabah da 6'da. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.